Herkese merhabalar. Tablo grafiği yorumlama ile LGS yolculuğumuza devam ediyoruz. Tonguç Dershane sunar. Yazılı metinlerin dışına kadar. Yani eskiden sana bir paragraf veriyorlardı. Sen onu okuyordun. Sıkıcıydı. Ve öğrenciler diyordu ki, hatta ben esprisini yapıyordum. Bir paragraf verse öğrenci diyecek ki ya aman bıktım diyecek. Ama gülüyor. Şimdi bak, günlük hayatta okuyup yorumladığımız bazı görseller var. Mesela bunlardan bir tanesi şu. Bunun ne olduğunu hemen yazalım Tonguç'um. Bu parmak izi okuyucu. Sen bu işareti gördüğün zaman diyeceksin ki ha, burada parmak izi okuyucu var. Veyahut da şunu çok iyi biliyorsun zaten. Bu nedir? Wi-Fi alanı. Yani Wi-Fi dediğimiz ne? Elektronik internet bağlantı alanı. Sen bunu görünce diyorsun ki ha, burada Wi-Fi alanı var. Veyahut da bu mesela arama butonu olarak kullanılıyor. Şu işte ayarlar anlamına geliyor. Bu birçok telefonda, birçok cihazda, elektronik cihazda bu anlama geliyor. Veya günlük hayatta trafik levhalarında da görüyoruz bunu. Mesela burada bir öküz çıkarabilir. Veya, efendim hocam? Hayır, yani vahşi hayvan çıkabilir, bir geyik çıkabilir anlamında mesela. Vahşi hayvan çıkabilir anlamına geliyor. Sen ona göre yavaşlıyorsun. Veyahut da bu kaygan yol anlamına geliyor. Burada dikkat et, yol kayar diyeceğine böyle bir şey demiş. Veyahut da artık burada durulmazsa ceza yazıyorlar hatta araçlara. Yaya geçidi mesela. Yani bunu gördüğün zaman yavaşlaman gerekiyor. Oraya gidip de sevgili şoförler, lütfen yavaşlayınız. Birazdan buradan yaya geçebilir. Her an her şey olabilir. Yazsa daha sıkıcı. Bunu koyuyor, sen hemen anlıyorsun. Veyahut da kıyafetlerde mesela en yüksek 60 santigratta yıka demek istiyor. Veyahut da ütü yapılabilir anlamına geliyor. Veya sadece elde yıka anlamına geliyor. Bunların hepsinin bir anlamı var. Buraya gidip hocam gerçekten resmen ev hanımı olduk. Evet, günlük hayatımızda dediğimiz gibi en başta gösterdiğim şekillerde olduğu gibi internette, işte trafikte, kıyafet her yerde var. Peki biz bir de grafik okuma soruyorlar, dedi ki grafiği nasıl okuyacağız? Şimdi birincisi mesela bir sorunun üst kısmını verelim. Soruyu çözmeyeceğiz. Sadece sorunun üst kısmına çalışıyoruz şu an Tonguç'um. Demiş ki aşağıdaki grafikte Yekta'nın sınava 6 ay kala çözdüğü soru sayıları verilmiş. Bak, Ocak ayında 2500 soru çözmüş. Maşallah. Şubat'ta 2000, Mart'ta biraz daha fazla, Nisan'da biraz azalmış herhalde havalar ısınınca. Mayıs'ta abanmış iyice, Haziran'da iyice abanmış. Bak, Haziran çok kısa sürede ne kadar çok soru çözmüş. Şimdi en az soruyu ne zaman çözmüş dese ne yapacaksın? Buradaki çubuklardan en az olana bakacaksın. Burada bu buna denk geliyor. O zaman en az soruyu Nisan ayında çözmüş diyeceksin. Veyahut da en çok soruyu hangi, en çok soruyu diyorum yalnız. En çok soruyu hangi ayda çözmüş? Bakacaksın. Abi Mayıs ayında çözmüştür diyeceksin. Mayıs ayında hocam. Evet bak, benim taklidimi yapma Tonguç. Benimle şakalaşma. Şimdi en çok soruyu, en çok soruyu Mayıs ayında çözmüş. Niye? Buradaki sütun büyük. Veyahut da hangi aylarda eşit sayıda soru çözmüş? Bakacaksın böyle. Bu bununla eşit değil. Bu da bunun. Aa bak, şu ikisi birbiriyle eşit. O zaman Ocak ve Mart aylarında eşit sayıda soru çözmüş diyeceksin. Bence burası sadece görme yeteneği ve şuradaki tabloyu okuma yeteneğiyle alakalı. Bazen bu tarz dairesel grafikler veyahut da çizgi grafikler de verilebilir. Sana böyle bir grafik verdikten sonra burada bir ön bilgi yazar, sonra soru kökünü yazar ve ardından da tablolu sorusunu sorar. Şimdi tablo ve grafik yorumlama soruları nasıl çözülüyor? 1. Öncelikle tablo ve grafikte verilen rakamların neyi ifade ettiği belirleyeceksin. Yani bu maviler neye denk geliyor, sarılar neye denk geliyor? Bu domates mi, patates mi? 2. Seçeneklerde soldan sağa, yukarıdan aşağıya bakarak neyin neye denk geldiği bulunur. Yani sen burada işte patates diyorsa patateslere, işte üretim yılı diyorsa üretime, nüfus diyorsa nüfusa bakman gerekir. Metni dikkatli okuman gerekir. Tabii ki ilk başta soru kökünü okuyacaksın. Metinde verilenler doğrultusunda bir tablo oluşturabilirsin. Ya da tabloyu zaten vermişler. Oluşturduğun tablo ile de seçeneklere gidebiliyorsun. Özetle önce soru kökünü okuyorsun. Sonra buradaki bir seçeneklere hızlıca bir göz gezdirdikten sonra hemen buradaki bilgilerle beraber sorunun seçeneğine dönüyorsun. Burada şuna dikkat et Tonguç'um. Buradaki hiçbir şeyi fabrikada fazla diye koymazlar. Mutlaka bir önemi, bir hikmeti vardır, yani bir gerekliliği vardır. Ya işte burada mavi var, burada da mavi varsa, bu renkler yoksa bunun bir nedeni vardır. Demek ki bunların yokluğunu soracaktır sana veya varlığını soracaktır. Şimdi gel istersen daha fazla lafı uzatmadan bir tane örnek soru çözelim ki konuyu daha iyi anlayalım. Hatta bir tane daha Orta Doğu'da tatlı su rezervleriyle alakalı bir sorumuz var. Şimdi Deneyap Teknoloji Atölyeleri başvurularından sonra doğru demiş. Bakalım. Şimdi bu şekilde bilgilerle aşağıdakiler hangisi çıkarılamaz? Yani resmen bir paragraf verip hangisi çıkarılamaz diyeceğine resimli paragraf vermiş. 17 Mart, şimdi şöyle bir bakıyoruz, çıkarılamaz demiş. Bir şeyler var. 17 Mart, tamam. 17 Mart'ta Edirne ve Erzurum'da seçme sınavları yapılacaktır. Ne diyor? Sınav tarihi 17 Mart. Tamam. Erzurum'da seçme sınavı yapılacağı yerler. Ha bak, Erzurum var, Edirne de var. Sınav tarihi 17 Mart'mış. Başvuru tarihi, o zaman bu doğru, bu çıkarılabilir. Niye bak? Şehirlere bakıyorsun. Normalde şöyle bir şey yazardı eski paragraf sonra. Erzurum ve Edirne ve Eskişehir ve Ankara ve Konya ve Antalya ve Adana'da 17 Mart tarihinde sınav tarihini buraya koyuyor. Erzurum ve Edirne'yi buraya koyuyor. Hem haritayı okumayı öğretiyor sana, görseli yorumluyorsun. Hem de şurada sınav tarihini görüyorsun. Dolayısıyla bu var, bak dikkat gerektiriyor. Zaten
iyi bir liseye girdiğinde, mesela Fen Lisesi'ne ya da Anadolu Lisesi'ne girdiğinde ya da iyi bir kolejden burs kazandığında yine sana lisede böyle fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya ile alakalı böyle tablolar verip bunları okumanı isteyecekler. Hatta üniversitede bile bunları yorumlamanı isteyecekler. Dolayısıyla hazır mısın ona bakıyorlar. Bence hazırsın. Seçilen öğrenciler çeşitli becerilerin sınavında bir yazılı sınavını alacaktır. Bakalım. Eğitim verecek alanlar diyor. Öğrenciler matematik, fen, algoritma ve genel kültür içeriklerinin olduğu, problem ve çözme yeteneği, eleştirel düşünebilme, veri yorumlayabilme becerilerinin ölçüleceği yazılı sınava girecek diyor. Tamam, bu da doğru. Bak, yazılı sınav kısmı doğru. Çeşitli becerilerin sınandığı, yani sorgulandığı kısmı da doğru. O zaman bunun yanına da dikkat ediyorum Tonguç'um. Robotik, kodlama ve enerji teknolojileri en çok alımın yapılacağı alandır. Şimdi, eğitim verilecek alanları söylüyor. Ama ve lakin buradan alım yapılacağına dair bir bilgi var mı? Ya da en çok alım yapılacağı diye bir şey var mı? Yok. Bak, sana bir kopya vereyim mi Tonguç? En çok, tamamen, bütünüyle, hiçbiri, kesinlikle, asla, şüphesiz. Bu tarz ifadeleri görünce şunu diyeceksin. Aha, burada kesin bir bit yeniği vardır diyeceksin. Niye? Çünkü en çok, ya bir dakika kardeşim. Tamamen, neye göre? Asla, hadi orada. Yani, artist misin? Artist misin diyeceksin. Yani sen kimsin? Kimsin sen? Hocam, keşke sınavda da kopya verseniz. Burada bir işe yaramıyor ki. Ne diyorsun oğlum? Hay, kopya vereceğim. Şimdi beni dinleyeceksin, anlamaya çalışacaksın. Dolayısıyla burada bak. Ben sana taktik ediyorum ki böyle en, asla, tamamen, kesinlikle, şüphesiz, mutlaka, hepsi gibi ifadeleri göreceksin ki her şey her zaman her şekilde doğru olmaz. Mutlaka istisnaları vardır. Bu neye göre, kime göre konuşuyor diyeceksin. Dolayısıyla cevabımız Ceyhun seçeneği. Deniz'e bakalım. Sınava hem ortaokul hem de lise düzeyindeki öğrenciler müracaat edebilir. Müracaat edebilir. Özür dilerim, hızlı okudum. Bakalım öyle bir bilgi var mı? Ortaokul seviyesi, lise. Bak, burada da tablonun bu kısmında gördüğün gibi bu bilgileri de vermiş. Yani özetle sen görsel zekanı kullanıyorsun. Acaba ne nerede? Dikkatini kullanıyorsun ve sonrasında doğru cevabı işaretleyip arkana bakmadan kaçıyorsun. Başka bir soruya bakalım. Orta Doğu'da tatlı su rezervleri demiş. Bak, neredeyse hiç kelime yok. Sadece resim var. Türkiye, İran, Irak, Sudan. Ve aynı zamanda çaktırmadan sana da bazı şeylere dikkat çekiyor. Yani sular azalıyor diyor. Fazla sınavda da fazla su içme diyor. Su bitmesin diyor. Şimdi bak. Bu şekilde bilgilerle ilgili hangisi çıkarılamaz? Dünyada sürekli su sıkıntısı çeken insan sayısı 4 milyardan fazladır. Sürekli su sıkıntısı çeken insan sayısı diyor. Şimdi su kaynakları diyor. Sürekli su sıkıntısı çeken kişi sayısı 4 milyarı aşmış olacak diyor. 2050 yılına doğru diyor. Halbuki şu andakinden bahsediyormuş gibi cümle kurmuş. Yani Allah korusun, 2050 yılına geldiğinde 4 milyarı aşan su sıkıntısı olacak diyor insan. 4 milyarı aşan insan susuz kalacak diyor. Ama burada 2050 yılından bahsetmemiş. Dünyada sürekli su sıkıntısı çeken insan sayısı 4 milyardan fazladır diyor. Hayır, toplasan bunları o çıkmaz. Zaten toplamana da gerek yok. Şu anda hangi yılda olduğumuz belli ve daha 2050 yılından bahsediyor burada. Dolayısıyla bu çıkarılamaz. Daha çok var. Vur patlasın, çalıyorsun. Saçma sapan konuşma. Bak, bir nehir kenarında bile olsan suyu kullandığında asla israf etme demişler. Türkiye dünya üzerinde yenilenebilir tatlı sulara sahip ilk 50 ülke arasındadır. Bakalım. Yenilenebilir su kullanabilir şeyinde ne demiş? Su kaynaklarına göre ülke sıralaması. 2 Rusya, 3 ABD, 1 Brezilya. Türkiye ne diyor? Türkiye 42.ymiş. Tamam. Oh. Oh be. İlk 50'ye girmişiz. Tamam. İyi. En azından dünyadaki en iyi ilk 50 suya sahibiz. Brezilya su kaynakları bakımından en az sıkıntı çeken ülkedir. Doğru. 1 numara adamlar. Number one. Niye? Çünkü Amazon nehri orada. Temiz, kebap, sürekli yağmur yağıyor. Oh. Suyla alakalı sıkıntı yok. Zaten Brezilya'da her yerden böyle içme suyu akıyor yani. Açık muslukları kapatmıyorlar. Aman vur patlasın çalar. Öyle bir şey yok tabii. Öyle bile olsa israf etmemeleri lazım. Samba, samba, rumba. Ne diyorsun oğlum, saçma sapan. Brezilya hocam. Tatlı su kaynağı en az... Çok güzel. Aferin, tebrik ediyorum seni. Tatlı su kaynağı en az olan ülke 0.02 metreküplük Kuveyt'tir demiş. Evet bak. 171. ülke Kuveyt'miş. Rezil gerçekten. Allah bak, petrol vermiş tamam ama su yok. Mecburen onlar da ne içecekler? Benzin içecekler. Başka bir şansları yok. Ya da o tuzlu deniz suyunu benzinden kazandıkları parayla normal arıtaraktan, ki çok pahalı bir şey deniz suyunu arıtmak, suya çevirecekler. Yapacak bir şey yok. Sonuç olarak Tonguç Eylem benim A seçeneğine ulaşamıyoruz. O zaman bu haftanın ödülü sorusu bir grafik. İlk defa bir infografik bir ödülü soru soruyoruz. Hadi bakalım yap. Yorumlara yaz. Tonguç LGS Dershanesi sundu.